Herkese merhabalar. Tayvan Excellence'ın sunduğu İşimiz Oyun 2017 özel bölümüne hoş geldiniz. 2017 yılının merakla beklenen oyunlarından birisi Mirror's Edge Catalyst. Dyson geliştirdiği oyun için duyumlardan çok dedikodu bulunuyor. Oyunla ilgili henüz hiçbir bilgi olmadığı için dedikodu sayısı da oldukça fazla. Dyson açıklamasına göre oyun FPS oyunları ile ilgili bildiğimiz her şeyi unutturacak. Mirror's Edge Katalist'in 2017'nin son günlerinde çıkması bekleniyor. 2016'da yeni oyunu çıkması beklenirken Silent Hill açısından geçtiğimiz yıl birçok drama yaşandı. Finansal problemlerden dolayı Konami Silent Hill için iptal kararı alırken oyunun efsanevi geliştiricisi Hideo Kojima istifasını duyurmuştu. Del Toro'da Konami hakkında ağır eleştirilerde bulunurken Kojima beklenen haberi verdi ve Silent Hill'in yeni oyununun 2017'de çıkacağını duyurdu. Sektör için 2016 yılı oldukça hareketli geçerken oyun severlerin en merak ettiği oyunlardan biri de Mass Effect Andromeda oldu. Kumandan Shepard günü kurtarmış olsa da Mass Effect evreninde hala yaşanacak birçok macera bulunuyor. BioWare'in yayınladığı detaylar takipçilerinin merakını daha da arttırmıştı. Açıklamalardan anladığımız kadarıyla Mass Effect Andromeda'da insanlık için yeni bir yuva arayacağız. 2016 yılında çıkması beklenen Mass Effect Andromeda, Mart 2017'de PC, Xbox ve PlayStation platformları için satışa sunulacak. Yunan mitolojisini fetheden Kratos'un bir sonraki hedefi ise İskandinav mitolojisi olacak. Efsanevi PlayStation serisinin dördüncü oyununda Kratos, yanındaki henüz ismi bilinmeyen ve yıldırım fırlatma yeteneğine sahip gence baba figürü olacakken karakterimizin öfkesini kontrol altına almaya çalışacağız. Ve tabii ki bu süreç boyunca birçok fantastik karakter öldüreceğiz. Fakat yeni God of War'ın çok daha karakter gelişimine odaklı olacağı ve sessiz anların artacağı söyleniyor. Oyunun çıkış tarihi henüz belirsiz. Fakat 2017'nin ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor. 2017'de satışa sunulacak The Legend of Zelda: Breath of the Wild yayınlandığında Zelda serisi 30. yaşını tamamlıyor olacak. Serinin yeni oyunu Nintendo Wii U ve Switch için kusursuz olsa da Breath of the Wild 30 yıl önceki Zelda oyunlarından esintiler taşıyor. Breath of the Wild kalabalık alanlara nazaran daha çok doğada geniş alanlara odaklanacak. The Legend of Zelda, Breath of the Wild'ın Nintendo'nun 21. yüzyıldaki maceralarının en büyüğü olması bekleniyor. Taiwan Excellence'ın sunduğu işimiz oyun 2017 özel bölümünün sonuna geldik. Hoşçakalın.